Aslında Kudüs'le birlikte mevzunun nereye doğru varacağı çok net bir şekilde görülmeye başlamıştı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le ilgili özellikle Trump'ın atmış olduğu adımlar bundan sonraki süreçte aslında Suriye ya da bölgesel anlamda krizlerin daha da üst üste gelebileceği bir sürece işaret ediyordu. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında aslında Büyük İsrail projesine bir anlamda hizmet eden adımları atmaktan tereddüt etmediği ve bunu da bölge barışını da yeri geldiğinde göz ardı etmek suretiyle gerçekleştiği görülüyor. Ve şu anki gelişmelere bakıldığında açıkçası Trump ve İsrail ikilisi burada kendileri açısından ciddi bir tehdit ortamı görmüyorlar. Ve şu anki mevcut ortamda da İsrail önüne koyduğu işte vaat edilmiş topraklar bağlamındaki hedefini adım adım gerçekleştirmeye çalışıyor. Burada tabii bunların üst üste gelmesinin bir diğer nedeni de şu, Suriye iç savaşında belli bir aşamaya gelindi ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çıkacağını söyledi. Şimdi bu son gelişmeler açıkçası İsrail cenahında ciddi bir endişeye yol açtı. Bu adımlarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Orta Doğu'dan, özellikle de Suriye merkezli olarak bölgeden hemen çekilip gitmesinin artık mümkün olmayacağı görülüyor. Golan Tepeleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Orta Doğu'daki bir anlamda varlığı daha da perçinleşmiş oldu diye düşünüyorum. Bu tür ifadeler biliyorsunuz tansiyondan yükseldiği dönemde Amerikalılar tarafından ara ara gündeme getiriliyor. Tansiyon düşürülmeye çalışılıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut politikasında radikal anlamda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ben yine önümüzdeki günlerde radikal bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Radikal değişiklik ancak Türk-Amerikan ilişkilerinde ilişkilerin adının konulması, tanımının yapılması ve dolayısıyla da bu anlamda yeni bir çerçevenin çizilmesiyle birlikte söz konusu olabilir. Ve bugün bakıldığında gerek Kudüs, gerek Golan Tepeleri, gerekse de Suriye, İran merkezli bölgedeki gelişmelere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in açıkçası Türkiye'yi doğrudan karşılarına almak istemeleri çok mümkün değil. Burada en büyük hataları Türkiye'yi karşılarına almak olacaktır. Ondan dolayı bu bir taraftan Golan Tepeleri, bir taraftan Kudüs'le ilgili ya da Büyük İsrail oluşumu ile ilgili adımlarını atarken diğer taraftan da işte Türkiye ve benzeri devletlere yönelik farklı bir takım politikalar uygulamak, bazılarına daha sert politikalar uygulamak, bazılarında işte Suudi Arabistan ve Körfez'deki diğer bazı ülkeler, Mısır gibi ülkeleri yanlarına almak suretiyle burada bir yeni bir Orta Doğu düzeni oluşturmak istiyorlar. Ama bu son açıklamalar, ben şunu açıkça söyleyeyim, Türkiye'yi tatmin etmekten bence uzak. Çünkü uzun zamandır özellikle Tillerson'la birlikte Türkiye bu tür açıklamaları duyuyor ama arkasından somut adımlar gelmiyor. Kısacası bu açıklama şu anlama geliyor. Golan'la birlikte ciddi bir kriz bekleniyor. Bu krizde Türkiye'nin daha agresif bir pozisyon takınmaması ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı daha sert bir tutum sergilememesi için Türkiye'ye yönelik bir takım burada yumuşak mesajlar var gibi geliyor bana. Şimdi bakıldığında 3 aşağı 5 yukarı gündem belli. Yani 31 Mart öncesi ve 31 Mart gecesi sonrası itibariyle böyle çok radikal bir değişiklik söz konusu değil. Sadece şu an için birazcık bu anlamda tempo düşmüş vaziyette diyebiliriz. Ve bu da sadece Türkiye'ye mahsus değil, tüm seçime giden ülkeler açısından böyle bir durumdur. Ama seçim sonrası itibariyle Türkiye özellikle Suriye konusundaki daha önce dile getirdiği hususlarda kararlılığını ortaya koymaya devam edecek. Ve yine Irak mevzunda belki önemli gelişmeler yaşanacak ki bu Suriye krizine Türkiye'nin verdiği önemi ya da bundan sonra Suriye krizinde ortaya koyacağı ağırlığı göstermesi açısından önemli. Irak'la
hem Bağdat hem de Erbil ile geliştireceği bu ilişkilerin aynı zamanda bir Suriye boyutu da var. Ve bu Suriye boyutunda muhtemelen Münbiç ve Fırat'ın doğusu bağlamında bir takım daha somut gelişmeler söz konusu olabilir. Kırılmalar belki yaşanabilir. Amerikalıların az önce de ifade ettiğiniz o sorduğunuz soru çerçevesinde aslında gündeme getirdiği mevzuda Türkiye'nin bu seçimler sonrası bu adımı atacağını görmüş olmasından kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin gündemi, birinci derece gündemi belli. Bu 31 Mart öncesi ve sonrası itibariyle de gündemdeki yerini koruyacağı benziyor.